İkinci sorumu sorayım. İkincisi de ayda yaklaşık 10 bin civarında zarar olduğunu yanlış hatırlamıyorsam iddia ediyorlar. Yani bu koşullar altında zarar eden bir müessesenin devam etmesi sorumluluktur. Hatta biz gerekirse, yani şu an kapattık ama gerekirse biz üyelerimize gideceğiz. Üyelerimiz aç derse açarız dediler. Bir de işte siz az çok açıklama yaptınız ama işte bu İl Tarım Müdürlüğü'nün emriyle diye olmaz. Bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sadece olmaz. Kısa ve öz olarak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz yönetime geldiğimiz zaman kurum, devlet şöyle bir ifade kullandı bakanlıklar. Dedi ki biz 2018 yılı itibariyle biz organik üretime geçeceğiz. Şimdi bizim kooperatifin gelirlerinin bir kısmı gübre satışlarından gelir. Eğer siz gübre alıp vatandaşlarınıza ulaştırmazsanız oradan sizlere gelen 3-5 kuruş neyse gelir olmadığı süre içerisinde bu kooperatifi sizlerin ayakta tutmanız mümkün değil. Ya personelin 10'da 7'sini dışarı atacaksınız ya da bu uygulamayı bu şekilde yapmanız gerekir. Şimdi o zaman dedi ki gübrenin satışlarının bize getirmiş olduğu kar, katma değeri biz bir şekilde gidermek istiyorsak yeni yatırımla beraber bu kooperatifi takviye etmemiz gerekiyor. Öyle mi? Evet. Bu iş böyle. Şimdi o zaman dedi ki 2018 itibariyle bu uygulamaya geçildiği zaman tam kesin bir rakamı diyemeyeceğim. Belki 600-700 bin lira falan civarında bir para bir anda gidiyor. Gittiği zaman elinizin altında çalıştığınız elemanların 10'da 7'sini evine göndermeniz gerekiyor. Bir de şunu düşün. Dedi ki herkesin kendine göre bir ideali var. Herkesin kendine göre bir hayali var. Herkesin evine götürmüş olduğu bir ekmek var. Bu şu demek. O kadar insanın 10'da 7'sini işsiz ve güçsüz bırakmanız gerekiyor. O zaman o çocukları elimizin altında tutmak için böyle bir yatırımla beraber bunun içerisini doldurmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, eğer ulusal market burada 15 tane mağaza açtıysa burada piyasa var demektir. Burada piyasa var demektir. O zaman biz bu piyasada söz sahibi olmak istiyorsak yeni yatırımlarla beraber bu piyasada söz sahibi olmamız gerekiyor. Yönetim kurulu almadı diyor. Yönetim kurulundan izin. Hiç önemli değil. Önemli olan bir yatırımı yaparken kamuoyu nezdinde izahını getirebilmek önemli. Çünkü niye? Siz bu demirbaşı yaptığınız zaman, bu yatırımı, bu marketi açtığınız zaman kimin demirbaşındadır bu? Kooperatif ve üyelerin adınadır. Bir yatırım yapılırken kesinlikle para kazanmak için ve bir boşluğu, bir eksikliği tamamlamak için, başka bir şey için değil ve yaptığınız yatırım da herkesin göz önündedir ve oradadır. Anlatabildim mi? Başkanım zarar durumu. Siz kar diyorsunuz, onlar zarar diyor. Mert, kısa ve öz. O zaman ya, mümkün değil. Şimdi az önce ben bir ifade kullandım. En az ciro aktığı zamanlar 7, 8, 10, 15, 20 bin lira ciro yaptığı günler. O zaman siz bunları üst üste koyduğunuz zaman burası sırf 7 bin lira yaptığını farz edin. 7 bin lira. Ne eder aydan? 210 bin lira. O zaman siz bunu %15'ten beraber çarpın. Yine 2,5 bin lira kar ediyor demektir. Masraflarını çıkın. Kaç tane işçi var? En az 2-3 tane falan işçi çalışıyor. En az 15 bin lira kar ediyorsunuz demektir. Evet. Ki değil yanlış. Şu ana kadar o market az önce açıklamasını getirdim. En az 250-300 bin lira kar getirmiştir. 50-60 bin lirasını zarar şey olarak masraf olarak kabul edin. 200-250 bin lira civarında sizin kasanızda artı olarak para girdi demektir. Neyin zararı? O zaman siz birilerinin değirmenine su taşıyorsanız yarın öbür gün de kamuoyu nezdinde sizin bunun hesabını vereceksiniz o şey. Vereceksiniz. Bu kadar basit. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Başarılar dileriz.